Evet gençler, yeni bir video, yeni bir ders saati. Merhabalar tekrardan herkese. Hem de 4K Ultra HD, evet, kalitesiyle artık karşınızdayız. Belki fark etmişsinizdir. Evet, televizyona yansıtabilirsiniz. Karıncalanmadan daha net bir şekilde bizi izleme olanağını yaratmaya çalıştık elimizden geldiğince. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Evet, şimdi o zaman başlayalım. Yeni bir ünite. Temel hukuk bilgisi aslında devam ediyor ama arkadaşlar konu başlığı farklı. Temel hukuk bilgisinin konularından biri haklar. Çok mühim ve gerçekten ÖSYM'nin çok fazla yokladığı konulardan bir tanesi. Zaten temel hukuk bilgisinden topu topu iki tane soru geliyor. Bir tanesi kişilik, genelde bir tanesinde haklardan sormayı tercih ediyor. Şimdi bakalım. Hak nedir? Nasıl kazanacağım? Nasıl koruyacağım? Hakkımı kime karşı koyacağım? Bakalım. Şimdi arkadaşlar, hak nedir? Öncelikle ondan başlayalım tanımlama olarak. Hak. Hak, hukuk, adalet. Hak nedir? Hukuken korunan menfaatler diyeceksiniz. Hukuken korunan menfaatlere ben ne diyeceğim? Hak. Şimdi arkadaşlar, hakkı o zaman alacağım mı? Yani devlet mi bana verecek? Yoksa ben mi talep edeceğim? Devlet ilk önce tanıyacak. Yani hukuken korunan menfaat derken işte bunu kastediyorum. Devletin sana sunmadığı, vermediği, tanımadığı bir şeyi ben talep edemem arkadaşlar. Yani devlet tanıyacak ki ben bu hakkımı devletten isteyebileyim. Tamam. Evet, devletin tanıdığı haklar. Bakalım. Hukuken korunan menfaatler. Bir, kamusal haklar. Bir de özel haklar. Şimdi kamusal hakları ben anayasa dersinde işleyeceğim ki bunlar neler? Hadi şöyle bir isimlerini yazalım. Kişi, hak ve ödevleri var. Sosyal ve ekonomik haklar. Bir de siyasi haklar var. Ama dediğim gibi bu anayasanın dersinin konusu arkadaşlar. Bunlara girmiyorum şimdilik. Anayasal, kamusal haklar derse kişi, sosyal, siyasi. Benim anlatmak istediğim şurası. Özel haklar. Yani senle ben, kişiyle kişi, şahısla şahıs arasındaki cereyan eden bu özel haklar neler? Bunları devletten talep edebilirsin. Bunlar devletle senin arandaki kamusal, anayasal haklar ama seninle benim aramdaki özel münasebete dayalı hak çeşitleri neymiş? Özel. Şimdi özel hakların ilk tasnifi, ilk ayrım. İleri sürülebilecek çevre açısından haklar. Başlık biraz garip gelebilir size arkadaşlar. Tekrar edeyim ama birazdan anlayacaksın, mantığını vereceğim. İleri sürülebilecek çevre açısından hakları ben bir mutlak, iki nispi haklar olarak ne yapacağım? Ayıracağım. Mutlak ve neymiş? Nispi. Şu nispi haklardan bir başlayalım. Sonra mutlak haklara geçeceğiz. İlk önce şurası ama, tamam mı? Şu şahsi, kişisel nispi haklar neler? Bak, nispi, ileri sürülebilecek çevre açısından şahsi, kişiye yönelik haklar. Yani senle ben, üçüncü kişiye karşı ileri sürülemeyen. Bakın, üçüncü kişiye karşı ileri süremiyorum, başkasından isteyemiyorum. Sadece seninle benim aramda cereyan eden bu hak çeşidi neymiş? Nispi haklar. Evet. Peki nasıl hocam? Üçüncü kişiye karşı ileri sürülemeyen, üçüncü kişinin ihlal edemediği, sadece seninle benim aramda nasıl bir nispi hak oluşabilir? Örneklendirelim. Diyelim ki Ömer, ben sana kelepir bir araba sattım. Tamam. Diyelim ki lüks 700 bin, yani 700 bin çok lüks olmuyor artık da. Diyelim ki 1 milyon TL'ye lüks bir araba sattım. Sen de bu arabanın parasını bana şu vadede vereceksin, tamam? Sözleşmeler falan yapıldı, neyse. Şimdi eğer ki bana Ömer parayı getirmezse ben üçüncü kişiden bu arabanın parasını isteyebilir miyim? Dava edebilir miyim? Edemem. Çünkü ben bu sözleşmeyi kimle yaptım? Ömer'le. Peki Ömer bana parayı getirdi. Ben de anahtarı teslim edeceğim sana. Benim de borcum sana bu mal varlığını teslim etmek. Gidip başkasından isteyemez. Çünkü sözleşmenin muhatabı benim. İşte alım, satım, kira. Bütün bu sözleşmelerden doğan alacak hakkı. Dikkat. Alacak hakkını sorarız arkadaşlar. Alacak hakkı nasıl bir hak? Nispi bir haktır. Yani sözleşmede ben arkadaşlar, sözleşmenin alacaklığı sen neyisin? Ömer,
Borçlusun değil mi? Alacaklı ve borçlu sıfatları doğdu. Ben haklarım Ömer'e, Ömer haklarım bana karşı ileri sürebilir. Bir üçüncü kişiye karşı ileri süremem. Mesela alacak hakkını herkesin isteyemezsiniz arkadaşlar. Alacak hakkını kimden isteyebilirsin? Sözleşmeyi yaptığın karşı tarafa gideceksin. O da ödemeyi sana yapacak ki borç bitecek. Peki, hocam kefil olmak. Kefil olmak nispilik ilkesini istisna teşkil eder mi? Eder mi? Etmez. Arkadaşlar niye etmez? Çünkü kefil sözleşmenin tarafı haline geliyor. O da sözleşme imza atıyor. Ben diyor ki asıl borçlu ödemezse ona kefilim ben ödeyeceğim. Dolayısıyla sözleşmeye dahil olduğu, taahhüt ettiği, kefalet sözleşmesiyle sözleşmeye dahil olduğu için artık hem asıl borçlu, hem alacaklı hem de kefil arasında üçlü bir nispi ilişki oluştu. Yani sözleşmede ne kadar imza varsa, ne kadar taraf varsa o taraflar arasında şahsi kişisel bir ilişki oluşur. Kefil olmak sözleşmenin üçüncü kişisi değildir. O da sözleşmeye dahil olan taraftır. Şöyle bir cümleyle gelirse, kefil olmak nispilik ilkesini istisna derse yanlış, hayır, kefil de sözleşmenin tarafı diyeceğiz. Çeldirici cümlelere dikkat edin. Tamam mı? Anlaşıldı mı burası? Sözleşmeden doğan alacak, borç falan neyse bunları kurgularsa ya da kiralayacağı hepsi nispidir. Kiracı, ev sahibi, ev sahibi kiracıya gider. Aralarında şahsi bir ilişki var. Peki gelelim mutlak. Şunlar sadece taraflar arasında geçerliydi. Tarafların birbirine karşı ileri sürdüğü ve tarafların haklarını ihlal edebileceği durumlardı. Ama mutlak... Herkese karşı ileri süreceğim. Herkes tarafından ihlal olabiliyor. Bakın şu sadece taraflar arasındaydı mutlak. Herkese karşı ileri sürülebilen, herkes tarafından ihlal edilebilen haklar neymiş? Mutlak. Şimdi arkadaşlar mutlak hakları ben üçe ayıracağım. Video ders takip notunda dizgide bir hata var. Orada başlıklar şu boş, başlıklar yanlış çıkmış. Onu bir düzeltin arkadaşlar hemen hızla. 1. Maddi olmayan şeyler üzerinde... Eşyalar üzerinde, bir de kişiler üzerinde. Tekrar ediyorum. Mutlak hakları üçe ayıracağız. Maddi olmayan, yani gayri maddi şeyler üzerinde, eşyalar üzerinde, bir de kişiler üzerinde mutlak haklar. Şimdi gelelim. Bazen ilk baskılarda video ders takip notunda böyle küçük harf hataları falan, başlıklarda yanlışlıkları olabiliyor arkadaşlar. Mazur görün. Hemen düzeltin orayı. Maddi olmayan şeyler üzerinde bir telif, iki patent hakkı diyeceksiniz. Telif ve patent. Bakın nasıl? Şimdi nasıl herkese karşı ileri süreceğim de nasıl herkes tarafından ihlal edilebilir bu hak? Mesela telif hakkı nedir telif? Eser sahibiyim. Eser üzerindeki hakkım telif hakkım. Şiir yaz, kitap yaz ya da şarkı bestele. Şimdi bu kitabı ya da şiiri benden izinsiz, benim iznim olmadan başkası çoğaltabilir mi? Basamaz, çoğaltamaz değil mi? He. Ama çoğaltabiliyor mu benden izin almadan mesela? Korsan Yayıncılık, çat çat çat, aynen. Ankara'daki kök kırtasiye maşallah. Kaç kez mühür vuruldu kapıyı ama hala işliyor. Dikkat arkadaşlar, bak herkes ihlal edebildi. Herkese karşı bu hakkımı ileri sürebilirim. Dolayısıyla telif hakkı nasıl bir hak aslında? Mutlak bir hak diyeceksiniz arkadaşlar, tamam. Mesela şarkı söylüyorsunuz. Eser sahibi benim şarkımı söylemeyeceksiniz diyemez mi? Diyebilir. Ama söylüyor mu? İhlal ettiği zaman dava açılabiliyor. Hatta Şehrazat O Ses Türkiye işte programına Acun Ilıcı'ya dava açmıştı. Benim şarkılarımı bana telif ödemeden söyletiyorsunuz diye davayı açtı ve kazandı. Yüklü bir tazminat da almıştı. Peki patent? Patent hakkını buluş. İcatlar üzerine gerçekleşen bir haktır arkadaşlar. Bir patent, ya bak bir buluş ya da icat gerçekleştirirsen bunu git tescil ettir. Artık o tescilden sonra bu patenti kimse benden izin almadan ne yapamaz? Kullanamaz. Çok ciddi yaptırımları, ciddi tazminatları ne yaparsınız? Ödersiniz. Hatta bu hatta sesinin patentini falan firmalar var. Mesela bu Harley Davidson motorları var ya, motorun sesinin patentini almış. Patlak hışırtılı bir motor sesi var ya, o ses tonunda başka bir motor üretemiyorsun mesela. Üretirsen tazminat davasını yiyorsunuz. Bak herkes ihlal edebilir. Herkese karşı hakkımı ileri sürebilirim. Adidas yerine Abibas diyor. Nike yerine Mike diyor. İşte Ecola, Lecola falan. Marketlerde görüyorsunuzdur. Herkes ihlal etti. Herkese karşı hakkı ileri sürdüm. Maddi olmayan şeyler üzerinde derse, eser üzerinde telif.
Ama buluş icat üzerinde derse patent diyeceğiz. Tamam. Gelelim. En takık olduğu yer eşyalar üzerinde. Genelde de burayı yokluyor. Şimdi eşyalar üzerinde mutlak haklar bir. En önemlisi tabii ki de mülkiyet. Bir de sınırlı mülkiyet. Sınırlı aynı hak var. Şimdi mülkiyet hakkının tanımını sordu arkadaşlar. 2017 tarihinde belki girenler hatırlar. Şimdi mülkiyet hakkı bir. Öncelikle eşya. Bu eşya taşınır olamaz mı? Menkul. Taşınmaz da olabilir. Arsa, arazi de olabilir. Hiç fark önemli değil. Menkul ya da gayrimenkul. Taşınır ya da taşınmaz eşya üzerinde bana kullanma hakkı verir mi mülkiyet? Evet. Aynı zamanda yararlanma hakkı da verir. Bir de tasarrufta bulunma hakkı da verir. Şimdi sınav sorusu şuydu arkadaşlar. Bir taşınır ya da taşınmaz eşya üzerinde kullanma, yararlanma ve tasarrufta bulunma hakkı veren mutlak hak türü nedir? Cevap mülkiyet. Hem kullanacağım, hem yararlanacağım, hem tasarrufta bulunma. Ne demek tasarruf? Ömer ne anladın tasarrufta bulunma derken yani tasarrufta bulunma? Hani biriktiririm, kullanmam, yastık altı falan değil işte. Tabii onu da yapabilirsiniz arkadaşlar. Tasarrufta bulunma şu. Hukuk işleme konu edebilme, alma, satma, kiraya verme, istersen miras bırak. Hukuk işleme konu edebiliyorsan, o eşyayı alıp satabiliyorsan, kullanıp yararlanabiliyorsan, değil mi? Her türlü tasarruf işlemini de yapabiliyorsan, o zaman eşyanın mülkiyeti de benim diyeceksin. Ama kanun koyucu demiş ki, tamam bu haklar sana mülkiyet hakkını verecek ama bir eşya üzerinde sadece kullanma, sadece yararlanma ya da sadece tasarruflu bulunma hakkı veriyorsa sınırlı aynı hak, sınırlı mülkiyet. Yani üçü bir arada değil de birisinden birisi eksikse sınırlı mülkiyet. Mesela geçit hakkı. Mesela kaynak hakkı ya da rehin hakkı. İntifa hakkı, sükna hakkı, mecra üst hakkı, çok fazla sınırlı aynı hak türü var. Mantığını anlayın. Bunlar biraz akademik terimler. Çok fazla detay inmez burada ÖSYM'e. Mantığını anlatacağım. Ama şurası ilk önce önemli. İlk önce şurayı anlamalıyım ki şurayı sonra anlayacağım. Bağlantılı gidecek. Kullanma, yararlanma ve tasarrufta bulunma hakkı üçü bir aradaysa mülkiyeti benim. Birisinden birisi eksikse neymiş? Sınırlı mülkiyet. Bakın nasıl. Görmüşsünüzdür. Kırsal kesimlerde, köylerde küçük patika yollar var, tarlayı sulayan kaynak sulama kanalları var, görmüşsünüzdür. Bu geçit ve kaynakları tarla sahipleri ortaklaşa kullandı. Satamazsın, kiralayamazsın, bağışlayamazsın çünkü tasarrufta bulunma hakkı vermiyor orası sana. Orası sabit, değişmez. Ortaklaşa kullanım alanı diyor devlet. İşte geçit ve kaynak üzerinde tarla sahiplerinin nasıl bir hakkı var? Sınırlı mülkiyet. Çünkü tasarrufta bulunma hakkı vermedi. Geçit ve kaynak sana sadece kullanma hakkı tanıdı, değil mi? Ya da rehin hakkından da bahsedeyim. Diyelim ki Ömer benden banka olarak kredi çekti. Tamam, yüklü bir kredi çekti. Rehin olarak, ipotek olarak da arazisini gösterdi. Şimdi banka sahibi, ben bankayım. Ömer bana kredi borcunu ödemezse ne yapar banka? Hiç gözünün yaşına bakmaz. Direkt çat. O rehinli, ipotekli gayrimenkul evi ne yapar? Satışa çıkartır. Peki banka o evi kredi borcu ödenmeden önce kullanabilir mi? Yararlanabilir. Hayır. Yani rehin hakkı bankaya ne verdi? Sadece karşı taraf borcunu ödemezse vadede o yeri sattırma ve alacağı tahsil hakkı verdi. Yani rehin hakkı sadece tasarrufta bulunma hakkı verdiği için ne oldu? Sınırlı aynı hak oldu. Ama hem kullanma, hem yararlanma, hem tasarrufta bulunma hakkı verseydi eşyanın mülkiyeti benim. Her şeyi yaparım. Ama sadece kullanma, sadece yararlanma, sadece tasarrufta bulunma işlemi verdiği için geçiktir, kaynaktır, rehindir, intifa, bunların hepsi neymiş? Sınırlı. Aynı sınırlı mülkiyet hakkı diyeceğiz. Anlaşıldı mı burası? Evet, hadi bakalım. Gelelim kişiler üzerinde. Kendi kişiliğim ve başkasının kişiliği üzerinde. Kişilik neyle başlıyordu? Kişilik bana bir söyle. Kişiliğim. Sağ ve tam doğumla başlıyordu. Haklar ana rahmine kadar götürüyorduk. Peki yaşama hakkım kişiliğim üzerinde bir hakkım. Yine
isim ya da resim hakkı, bunlar hep kişilik üzerindeki haklar ve herkes ihlal edebilir. Herkese hak karşıda ben bu hakkımı ne yapabilirim? İleri sürebilirim. Yaşam hakkı herkes ihlal edebilir mi? Metroda bir tane adam bıçağı aldı, kadın üstüne yürüdü mesela. Ya da bomba patladı, öldün. Bak, bak herkes ihlal etti. Herkese karşı bu hakkımı ileri sürebilirim. O zaman yaşam hakkı mutlak bir hak ama kişilik üzerinde, değil mi? Hatta geçen haberlerde göstermişti, bazı mülteciler bu TEM yolu, otoyolunda İstanbul'da lüks arabaların önüne kendini atarak sakatlandık, işte yaralandık. Bize kan parası, yaşam hakkımızın ihlali. Yemez devlet, çünkü bunu bilerek yapıyorsun. Kamera kaydı var zaten. Peki evet, böyle şeyler yaşanmıyor diye maalesef Türkiye'mizde. Artık daha neler göreceğiz. Peki isim ve resim arkadaşlar, kimse benim ismimi, kimse benim resmimi kullanarak kendine özel bir çıkar menfaat sağlayamaz. Sağlarsa yine mahkeme yolu beni bekliyor. Vekaletsiz iş görmeden, sebepsiz zenginleşmeden tazminat davasına kadar açar da açarım. Hatta bunları ünlüler çok sık yapar. Bir tane sunucu var, tiyatrocu neydi? Selçuk Yöntem. Kafede resmini asmışlar. Selçuk Yöntem her gün burada tost yiyor diye. Şimdi Selçuk Yöntem dedi ki bu kafenin adını bilmem, sanını bilmem, yolunu bilmem. Tazminat davası açtı, yüklü bir miktar kazandı. Ya da şey açmıştı, Beren Sağ şampuan reklamında resmi kullanılmış herhalde. 700 bin liralık bir tazminat almıştı izinsiz kullanıldığı için. Herkes ihlal edebilir. Herkese karşı bu hakkımı ileri sürebilirim. Yaşama, isim ve resim hakkım, kendi kişiliğim üzerine nasıl bir hakkım? Mutlak. Peki başkasının kişiliği üzerine nasıl bir hakkım olabilir? Velayet. Bir de vesayet. Tamam. Velayet, vesayet. Yani başkasının dedi aslında... Çocuğumun üzerinde o çocuk reşit değil, ergin değil, kendi kişilik haklarını korumakta aciz ve zayıf olabilir. İşte devlete diyor ki veli ve vasi olarak senin görevinde onun haklarını koruyup kollamak diyor. Bakın bunu da ÖSYM 40 kez sordu arkadaşlar. 2010'da ve diğer KPSS sınavlarında karşıma çıkmıştı. 2020'de de sordu yanlış hatırlamıyorsam. Anne babanın çocuğu üzerinde sahip olduğu mutlak hak türü. Velayet. Peki anne baba yok. Olmaz olmaz. Çocuk gayrimeşru ya da kimsesiz. Ya da anne baba olabilir ama kişi kısıtlanmış da olabilir. O kişiye devlet ne atıyor da bir? Vasi. İşte annesi babası olmayan, korumaya muhtaç olan çocuğa ya da kısıtlanmış kişiye vasi derse vesayet. Veli'ye anne baba derse velayet. Değil mi? Evet. Anlaşıldı mı burası gençler? Başkasının kişiliği üzerine velayet vesayet. Anne baba veli. Ebeveyn lafı. Evet velayet. Anne baba yok. Çocuğu korumaya muktedir ve muhtaç olduğu için devlet vasi atadı. Ya da anne baba olmuş olsa dahi kısıtlanmış bir kişiye devlet vasi atadı. Nereye? Vesayete gittin diyeceksiniz. Evet. Bunlar herkes tarafından ihlal edilebilen, herkese karşı ileri sürebildiğim mutlak haklar ama taraflar arasında sadece ileri sürülen haklar neydi? Nispi. Bakın soru kalıbı şöyle gelecek. Yaprak tesellif göreceksiniz. Diyecek ki aşağıdakilerden hangisi mutlak haklardan biri değildir? Değil. Tamam mı? Sayıyorum. Yaşama, telif, velayet, kira vesaire. Kira nasıl bir hak? Şahsi, kişisel, yani sözleşmeden doğan bir nispi hak. Kiracı, ev sahibi kiracısına gider diyeceksiniz. Tamam. Bir de şuna çok dikkat edin. Hani bazı kelime oyunları falan da yapabilir ÖSYM. Aman ha, dikkatli okuyun. Kişisel hak eşit değildir kişilik haklarına. Tamam mı? Diyecek ki kişisel hak herkes tarafından ihlal edilebilen, herkese karşı ileri süren mutlak hak türü yanlış. Aslında kişisel nispi haktır. Kişilik hakkı herkes tarafından ihlal edilebilen, herkese karşı ileri sürebilen mutlak hak diyoruz. Evet bunlar özel hakların ilk ayrımıydı. İlk tasnif ileri sürülebilecek çevre açısından mutlak nispi. Bir de kullanımlarına göre haklar var. Kullanımlarına göre haklar da...
Evet, devredilebilen bir de devredilemeyen. Evet, bir de onlara bakalım. Ben tahtayı siliyorum. Siz de bu arada hadi bir çay kahve. Evet, tahtamızı temizledikten sonra ikinci hak ayrımı. Kullanımlarına göre haklar. Bak özel haklar devam ediyor, tamam mı? Kullanımlarına göre haklar. Bu basit. Soru kaçırmazsın. Diğeri gibi o kadar dallı budaklı değil bakın. İkiye ayrılacak. Bir, devredilebilen. Bir de devredilemi. Adı üstünde. Ben kullanacağım. Benim adımı bir başkası kullanamaz. Şahsa sıkı sıkıya bağlı olan haklar devredilemeyen ama bir başkasına intikal ediyorsa adı üstünde devredilebilen. Peki devredilebilen haklar neler derse, bir, mülkiyet hakkını devredebilir miyim gençler, mülkiyet? Evet, tabii ki en basitinden telefonu sat, evini, arabanı sat arkadaşlar. Miras kalsın, bağışla, değil mi? Mülkiyet hakkı devredilebilir. Tabii bu devir yöntemleri farklı olabilir. Satabilirsin, bağışlayabilirsin, miras bırakabilirsiniz. Yine alacak hakkını devredebilirim. Alacak hakkı. Nasıl devredebilirsin alacak hakkını? Bana bir örnek ver. Çek, senet üzerindeki alacak hakkımı cirolayarak başkasına devredebildim. O da başkasına ciroladı, imzaladı, devretti. Elden ele alacak hakkı senet üzerinde geçebilir arkadaşlar. En tipik örnek değil mi? Cirolamak. Peki telif hakkı devre olabilir mi? Telif? Evet, telif hakkı da devre olabilir arkadaşlar. Mirasçılara geçebilir. Hatta bundan dolayı mirasçılar da ne yapıyorlar? Bazı yayın evlerine dava açıyorlar. Ama kaç yıllık bir devir hakkı var telif hakkının, bilen var mı? Yani 7 sülalene ondan ona, ondan ona, ondan ona geçmiyor arkadaşlar. 70 yıllık bir devir hakkı var. Öldükten sonra eğer 70 yıl geçerse o eser sahibinin eserleri herkes tarafından kullanılabiliyor. Hatta görüyorsunuzdur, bu Sebahattin Ali'nin eserleri falan var. Yayın evleri çatır çatır basıyor. Niye? Ölümünden 70 yıl geçtiği için. Ya da George Orwell'ın Hayvan Mezarlığı kitabı falan okumuşsunuzdur muhtemelen. Herkes, bütün yayın evleri çatır çatır Storytel'de falan okunuyor. Çünkü 70 yıl geçtiği için. Peki bunlar bakın devrolabildi. Başkası kullanabiliyor. Ama benim adıma kimse kullanamaz. Bizzat ben ve devredemem. Şahsa sıkı sıkıya bağlı haklar. Bir, mesela yaşama. Devredemezsin. Yani. Yine nişanlanma, evlenme. Devredebilir misin Ömerciğim? Ya zaten zor buluyorsun. Peki nişanlanma, evlenme devre olmaz. Başka? Vasiyetname düzenleme. Vasiyetname düzenleme devre olmaz. Şahsı sıkı sıkıya bağlı haklardan bir. Vasiyetname düzenleme yaşı kaçtı? 15, güzel, onu da hatır unutmayın. Peki nafaka çok önemli. Bence en çeldiri seçeneklerden bir tanesi. Senin sosyal ve ekonomik durumundan dolayı hakim sana bu nafaka hükmetti. Dolayısıyla sen bu hakkı başkasına ne yapamazsın? Devredemezsin. Bunlar şahsa sıkı sıkıya bağlı, devre olmayan, bizzat benim kullanmam gereken ama şunlar başkasına devre olabilir. Şimdi bak, soru kalıbına göre verdiğin cevap bana farklı olacak arkadaşlar. Buraya çok dikkat edin. Bakın, kullanımlarına göre mülkiyet, alacak ve telif hakkı nasıl bir hak? Devre olabilen, başkası intikal edebilen bir hak. Ama soru kalıbını değiştiriyorum. Şimdi buraya çok dikkat edin. İleri sürülebilecek çevre açısından, demin ayırmıştım ya sınıflandırma, ha. İleri sürülebilecek çevre açısından, mülkiyet hakkı nasıl bir hak ileri sürülebilecek çevre açısından? Herkes ihlal etti, herkese karşı ileri sürebildim, mutlak. Telif hakkı da yine mutlaktı ama alacak hakkı nisbi haktı. İleri sürülebilecek çevre açısından mülkiyet ve telif hakkı mutlak, alacak hakkı nisbi. Ama kullanımlarına göre deseydi her üç hakta devrolabilirdi.
O yüzden de soru kalıbına dikkat edin, tamam mı? Evet, burası anlaşıldığı üzere haklara devam edelim. Ama bir ara verelim mi? Hadi verelim. Birazdan yeni bir video ders saatiyle birlikteyiz. Hadi bakalım.